Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem neydem gecemden. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım? Adım Abdülrezzak Kaya. 1932 doğumluyum. Güzelhisar köyünde dünyaya gelmişim. O günden bu tarafa aşağı yukarı bazı semtlerde değişiklik yapıyorum. Çünkü Ankara'da kalıyorum. Efendim köyde kalıyorum. Zaman zaman öyle değişiyorum. Şimdi babam, Allah kani rahmet eylesin ölmüşlerimize, babam Artvin'in Yusufeli kazasından gelme. Geliyor buraya, artık aşağıda bir değirmen vardı. Değirmende bir Yahudi. Şimdi oraya gelince Yahudi babamı görünce diyor ki sen kimsin? İşte ben yoldan gelen bir adamım. Diyor ki o zaman gel diyor, değirmende sen kal diyor. Yahudi. Yahudi babama diyor ki peki sen benim dinime girer misin? Diyor ki haşa. Ben dini değişmem, dünya için değişmem. Çünkü ben elhamdülillah Müslümanım diyor. Şimdi o arada o Yahudi babama diyor ki o zaman anlaşıldı ki sen dinine sadık bir adamsın. Ben de senin dinine dönerim diyor. Şimdi babam diyor ki o zaman kelime-i şehadet getir ki ondan sonra seninle konuşayım diyor. Şimdi adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Adam diyor. Ondan sonra babam orada o halleri yaşayınca herkes, yani oraya gelenler diyorlar ki işte Güzelhisar'daki değirmana gittiğiniz zaman yani orada bir hoca var, bir adam var, onunla ilişki yapın diyorlar. Her neyse, o şey olunca rahmetlik babam burada annemden evvel bir köyde annemden evvel birisi evlenmiş, çünkü şeyde ya, Derman'da ya, evlenmiş hanımcağız 6 ay sonra vefat etmiş. O 6 ay sonra vefat ettikten sonra işte annem de burada annesi varmıştı bu köyde. O da annem de annemin annesinin yanındaymıştı. Bu mevzu olunca annemi babama vermişler. Babam annemle evlenmiş. Ondan sonra işte evlendikten sonra dünyaya tabi abim, ablalarım bunlar var. Ha. Şimdi İbrahim Kaya büyük oğlu o. Şimdi ondan sonra Ferize isminde bir kızı. Ondan sonra Afife isminde kızı. Ayşe adında bir kızı. Şimdi benden sonra Abdülkadir Kaya diye aşağıda oturuyor. O dünyaya geliyor. Ondan sonra işte babam o haliyle bizi burada yetiştirdi yani. Bir evlenmiş babam. Burada Hacı Velagil deriz bizimkiler. Şimdi onların bir halası varmıştı. Ondan evlenmişti babam. Kadın 5-6 ay içerisinde vefat etmiş. Şimdi annemin annesi varmıştı burada da. O da işte artık ondan sonra onunla evlenir. Annem, benim annem de Çam köylü. Çamlı. Yambasangil diller belki hatırlarsınız. Onlardan annem de rahmetlik. Şimdi burada biz genellikle o zaman hayvan bakımı vardı.
herkes ne yaparsa bir malla iki yapmak isterdi. Anlıyor musun? Genelde öyleydi. Şimdi benim emsallarımdan burada kimse kalmadı. Şimdi ha neydi? Bizim çocukluğumuzda. Şimdi 3-5 tane malımız vardı. Hani ona bakılıyordu. Ama yarım metre kar vardı, ayağımızda pabucumuz yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yarım metre kar vardı, ayağımızda pabucumuz yoktu. Kimin? Hemen hemen yani yok demeyecek kadar insanlar. Hep böyleydik. Şimdi o karda yarım metre karın içine giderdik. İşimizi, gücümüzü, suyumuzu, selimizi üşütmezdik. Allah üşütmezdi bizi. Yani böyle yaşadık. Şimdi o bakımdan en fazla rahmetli babam o zamanki köyün insanları biraz daha şöyle İslam'a tam verilmiş değil, biraz daha gevşek alanlardan diyor. Ben öyle biliyorum. Niye? Çünkü namaza hafta başında, cumada, mumada gelirlerdi. Bir ihtiyaçları olduğu zaman öyle hemen yapıverelim demezlerdi. Ama biz bir parça şöyle kendimize geldiğimiz zaman, yani 10-12 yaştan önce girdiğimiz zaman, o zaman her neyse bir kıtlık mı oldu, bir yoksulluk mu oldu, ne olduysa millet öyle birbirine öyle bir girdi ki kenetlerini kaldı. Ben onu biliyorum. Askere gitmeden evvel, şimdi traktör var aldık o zaman. Neydi? O gazlı perküsyonlar vardı biliyor musun? Gazlı perküsyonlar. Onlardan şimdi neydi? Rahmetli abim dedi ki baba artık bu böyle olmuyor. Herkesin traktörü var, işi gücü var ama biz yapamıyoruz. Bir traktör alalım dedi. O da rahmetli babam da çubuk, o zaman çubuğa bağlıydı. Çubuk da bir tanıdığı varmış. Ona diyor ki ne olursun durum böyle böyle. Çocuk böyle istiyor. Bir traktör alacağız, nasıl yapacağız diyor. O da diyor ki, adam da diyor ki ya ondan kolay ne var? Traktörü bedava veriyorlar diyor. Gel sana alalım diyor. Alıyorlar bir traktör babama. İşte ondan o traktörü onlar alınca şimdi ben de şey yapmadım ya, şimdi bana ehliyeti nasıl verir biliyor musun? Şimdi beni traktöre bindirdiler. Sür bakalım. Bindim, sürdüm. Şimdi şurada duracaksın, şurada geçeceksin. Şey vardı. Neyse 5-6 kişi gittik bu köyde. Traktör ehliyetine. Vardık oraya. Şimdi benden büyük biri vardı. İsmail Ağa'nın Osman derdik. Allah kanı kan rahmet eylesin. Komşumuz müfadis oldu. Şimdi o şimdi traktöre bindi. Şuradan gideceğine şuradan gitti. Yani karıştırdı işi. Hemen ona indi. Git çaldılar. Şimdi ikinciye birisi geldi. Üçüncüye ben geldim. Girdim. Şimdi girdim. Bir o yana gittim. Şöyle geldim. Şuraya geldim. Durdum. İşte bana oradan ehliyeti verdiler. Badi sabada benden yâre haberin, vahdet ile daldı dey söyleyin, söyleyin. Hatırlayıp da o yer beni sorarsa oy oy ölürüm mufanet, vay gurbet yetmez mi vay vay vay. Biraz dolmuş aldım herkese ama hep bir yerde çalışıyordum. Yani aynı hatta Esat'ta çalışıyorduk. Yani durağımız oraydı. Esat, Oğuz falan işte. Orada ben çocukların hepsine birer araba aldım. Akşama kadar çalışıyorduk. Saat geldiği zaman arabaları Hasko'ya bırakıyorduk. Bir arabayla buraya geliyorduk. Evet. Şimdi ben durakta çalışırken şimdi
bir yoksul gelirdi, bir ihtiyaç olurdu. Yolun ortasına çıkardım şuraya. Gelenden 50 kuruş, 1 lira, 25 kuruş alır. Onun işini görür, onu yollardım. Adam gider, nereye gideceksin git diyemezdim yani. Anladın mı? Şimdi benim o halimi görenler biraz daha bana insanlık olarak yardım ettiler yani. Şimdi yakında bir camimiz vardı. Şimdi ne zaman giderdik? Genelde cumaya giderdik. Niye? Çalışıyorduk. O zaman öyleydi. Yani ben şunu yapayım diye. Yani gidemiyorduk yani. Cuma gün olunca gidiyorduk. Mesela namazı kılıyorduk. Orada oranın hocasıyla tanıştım. Hocaya bazı meseleler dedi ki, hoca benden gencidi, amca dedi, sen aklını başına al, bak dedi, sen, ben geldim, gezip dolaşıyorum, ben geziciyim dedi, Arap soranlardanım dedi, diyorlar ki dedi, bir ihtiyacı olana çıkıyor, arkasından 50 kuruş, 1 lira alıyor, 5-10 kuruş para veriyor, adamı yolluyor, öyle yapıyor mu? Elhamdülillah yapabiliyorum dedi. Mesela bunlar olduğu zaman bana da durakta da bana itibar ettiler. Vardı eski bir camisi vardı, ufak bir camisi vardı. Tabii köyün içindeydi, caminin üstünde. Anlıyor musun? Şimdi orada şöyle bir ara vardı. Şu tarafta oturma yeri vardı. Şu tarafta da vardı. Bir de şu tarafta tahta üstü vardı. Evvelden tahta üstü dedik. Ha. Şimdi şurayla şu kısma ancak büyükler gelir otururdu. Şurasına tahta üstü derdik. Oraya da askerden gelenler otururlardı. Anlıyor musun? Şimdi öyle bir an yaşanırdı ki ne bileyim ben. Biz oraya gittiğimiz zaman hemen şöyle usulca ya askerden gelmiş adam bak dinle. Askerden gelmiş adam bu iki sıraya oturamazdı. Tahta üstüne çıkacak. Orada şimdi orada kendi aramızda bir şey konuştu. Sen Tunkara çocuğu musun gülüyorsun öyle derlerdi. Şimdi burada ağ olarak bir Bekir Bey derlerdi Bekir Bey. Aslında aklı başında her şeyi bilen, imanı, dini bilen insan ölmüştü yani. Şimdi o da her neyse annemin annesinin evinin hemen yakınındaydı. Adam kapının önüne oturduğu zaman yani inanır mısın herkes selam verirken çekinirdi. Yani öyle bir adamdı. Bir gün babam gelmiş böyle oradan geçerken o Bekir Bey dediğim adam hafız gel demiş. Babam dönmüş. Ne? Şey Ramazan'da adam kapını unuturmuş. Çay içiyor. Şimdi babam benim selam aleyküm selam. Hafız gel demiş. Babam gelmiş şöyle oturmuş. Hafız çay iç. Abi eşlan demiş. Ahmet babam derdi ki, ben onu içtim derdi. Evet. Ama oradan kalktım ki aklım başıma geldi. Ne? Lan hafız, sen Allah'tan korkmadın da Bekir Bey'den niye korktun sen? Derdi ki rahmetlik, eğer üzerimde bıçağım olsaydı kendimi öldürecektim derdi. Sen bir adamın lafına baktın da orucu yedin diye. Ama şimdi o adam babamın o halini görünce diyor ki hafızı şeye çağır, iftara çağırın diyor. Adam diyor ki şimdi her neyse hafızı iftara çağırın diyor. Babamı çağırıyorlar. Babam diyor ki gitmeyeyim diyor.
Annem diyor ki, Hafız, bir gün yanlış yaptıysa yarın düzeltir. Gel. Git diyor. Şimdi en neyse varıyor. Diyor ki, Hafız, sana bir hata ettim. Hatayı bağışla. Babam da diyor ki, abi, ilk önce Allah var. O bağışlamazsa ben kimim ki diyor. Şimdi o hali onu duyunca, söyleyince işte adam diyor ki, Hafız, bundan sonra tek sözünü iki yapmayacağım. Ama adam ondan sonra işte burada fazla durmadı. Buradan burayı olduğu gibi bıraktı. Verdi birilerine. Bıraktı gitti adam. Adam kendisi, ben adamı bilirim. Öyle Bekir Bey. Öyle bütün bir adamdı. Hanımı vardı. Ufak böyle hemen. Ufakta bir hanımı vardı. Ama kayınları, hanımının kardeşlerinin yanında kalmıştı. O iç güvesi girmişti adamın. Şimdi köy odası vardı. Köy odası da yapılırken yani o günün adamları, ağaları veya büyükleri güzel yapmışlardı. Şimdi şöyle geliyordum şöyle. Şimdi şurada ihtiyarlar oturduğu bir sıra oturma vardı. Bir sırada şurada oturma vardı. Ondan sonra şurası bir yukarı doğru tahta üstü dedik. Hani şimdi burayla şurada oturanlar ağalar, ihtiyarlar onlar otururlardı. Askerden gelenler tahta üstünde otururlardı. Anlıyor musun? Yani niye öyle? Çünkü ağada böyleydi. Şimdi oraya o zaman son zamanlar taş kömürü alırdık. Oduya taş kömürü alırdık. O kömür yakardık ama onu yakardı. Köyün bekçisi olurdu. O caminin o odayı yakardı, bakardı. Ne zamana kadar? Saat 9.30 10'a kadar. Veya işte oraya kadar. Ondan sonra herkes dağılırdı. Oraya gençlere kalırdı. Gençler ne yapardı? Gençler de kendi aralarında hadi bugün ne yapalım? Pişmane çekelim. Onu çekerlerdi. Olurdu. Kolaydı ya ama işte şeyi karıştırdım şekeri. Onu kovama getirirdim. Bilmiyorum ne yapardım. Ondan sonra da şey yaptığım zaman o böyle tel gibi çıkardı. Bazı yemekler yapardık. Neydi? Hadi ben patates kızartalım derlerdi. Lan yanına ne yapacağız? İki tane soğan kesiverelim ya. Niye? Herkes evinde doğru düz bir şey bulamazdı ki bizim geçtiğimizde. Yani hemen dışarı çıkaramışsın. Yoktu. Niye? Nereye varsan yok tarafı gelirdi bize. Ama Rabbül Alemin ondan sonra bizde neler verdi, ne yapardı? Mesela oturdu oraya, hadi pişmane yapacağız. Onu yapardık. Efendim olmadı, hadi şunu yapacağız. Yemeklerden, herkes yapardı yani onu olurdu. Yerdik, içerdik, otururduk ama tek kişinin kılına zarar veremezdik. Çünkü orada sıkı tutarlardı. Vay, siz demek ki kendinize geldiniz de burada ütüyorsunuz öyle mi? Lan camiye, odaya girmeyeceksin. Giremezsin. Thank you.
genelde hayatın nasıl kazanılacağını, nereden gelinip, nereye gidilip, bu köye kimler geldi, kimler gitti, kime kaldı, kime kalmadı, o en fazlası, en güzeli de, en güzeli de sakın ha komşunuza hiyanetlik yapmayın, yoksa siz bulursunuz. Traktör vardı, anlıyor musun? Şimdi traktörde biz nerede iş bulursak, bazı yerlerde orta çeyreğe ekerdik. Mesela Karapürçek'te, Kızılcaköy'de bu tarafta. Niye? Orada traktör azdı. Arazide biraz sapaydı ya, gelen olmazdı ama orada ben baştaydım yani. Şimdi niye? Bir gün şöyle bir şey anlatayım. Bir adama çift sürdük. Ne? 11 dönüm. 11 dönüm yüz sürdük. Ama adamın elindeki tapu bir dönüm. Şimdi ben neyse tarlayı sürdüm. Dedim ki şu kadar borcum var. Ne demek dedi ya? Bir dönüm bu da dedi ya. Aha tapu. Şimdi dedim ki arkadaş, bu yarım dönümde olabilir, 50 dönümde olabilir. Ama yer meydanda ben adımladım, ölçtüm, bu kadar geliyor. Sen bu parayı versen de benim hakkım, vermesen de benim hakkım. İstersen ver, istersen verme dedim. Şimdi adam bana güldü. Dedi ki ha şöyle dedi ya işte, bir dönümün parasını al çık dışarı dedi. Şimdi öyle deyince ben dedim ki bak hele, şimdi ben atamdan, babamdan nasihatlıyım. Eğer senin kalbini kırarsam yaptığım için hiç tadı olmaz. Ama bunun karşılığını öbür dünyada kat kat alırım dedim. Ne sen yalan konuşacaksın ne de ben. Hakkımız neyse onu alacağız. Orada daha komşuyla konuşurken bir haber geldi. Dediler ki o tarla sahibinin annesi. Demiş ki annesi, haber göndermiş. Motorcunun sözü neyse ona peki edilsin, yoksa eve gelmesin demiş. Artık neyi de bilemiyorum yani. Şimdi dediler ki böyle böyle. Ben dedim ki ya yok, ben zorla alacak bir şeyim yok falan der. O günleri öyle geçirdik. Ondan sonra Rabbul Alemin bize orada yani şeyi, çiftçiliği bıraktırdı. Niye? Şimdi sevdiğim bir adam vardı, gene sık sık konuşurduk. Onlar traktör almaya kalktılar. Onlar traktör almaya kalkınca ben dedim ki la gel benim traktörü size vereyim. Her düzenimi size vereyim. Ben gideceğim dedim ya. Ne yapacağım? Lan ne yapayım? Gideceğim Ankara'da bir iş yapacağım dedim. Her neyse nerede olur mu olur. Şimdi öyle oldu. Ben traktörü bütün düzenimi verdim. Bugünkü arazimi de kaldırın dedim. Onlar geldiler buradaki ekinimi arpamı da kaldılar, eve koydular. Traktörü onlara verdim. Traktörü onlara verdikten sonra da ondan sonra gittim. Bet deresinden sitelere dolmuş aldım. Orada biraz çalıştım. Orada olmadı. Niye? Az geldi. Ondan sonra oradan döndüm. Bu sefer orayı başkalarına sattım. Gittim başka yerden aldım. Şimdi orada çalışıyordum. Dolmuşta çalışıyordum. Şimdi orada da ilk önce ben oraya varınca adamlar bana bayağı şey yaptılar hani baskı yapmak istediler. Ben dedim ki arkadaş siz neyseniz ben de oyum. Beraber gidelim, beraber yaparız derken en neyse orada bir tane
dernek başkanı diyelim, Doğum Müstan'ın dernek başkanı diyelim. O adam bir gün dedi ki, Rezak dayı ne yapıyorsun dedi. Dedim ki, sizin gibi adamlarla uğraşıyoruz, başka bir şeyimiz yok, yapacak bir şeyimiz yok. Ama buradan da gideriz inşallah bir ara falan derken, niye ne oldu? Dedim ki durum böyle böyle. Hani burada herkes kendi istediği gibi, istediğini yapsın diye uğraşıyorsunuz ama bu doğru değil falan derken, en neyse işte Rabbül Alemin orada da bize yolu açtı, anlıyor musun? Ondan sonra oradan biz haddi değiştirdik. Şimdi oraya çalışmaya başladık. Rahmetli Allah rahmet eylesin abim vefat etti, anlıyor musun? Abim bir gün geldik, ikindi namazına çıktık, burada namazdan, evde çay içiyoruz. Bir de Haydar Ağa isminde babamın bir dostu vardı. Böyle alçak boylu bir arkadaş, babamın. Gece gündüz evden çıkmazdı. Şimdi abim dedi ki, ben kavakları keseyim ev yapacağım dedi. Şimdi hiç aklımda yok, babamın da aklımda kimse. Yok dedim ben. Dedim ki bak, ben babamı hacca göndereceğim, sana kavak veremeyiz ama aşağıda 8-10 tane var, onları kes işini gör dedim. Şimdi o rahmetli Haydar Adiz Mutam da evdeydi, hemen o evden çıkıyor, ikinden çay içiyorduk evde. Lan Abdülrezzak görüyor musun lan, hacı dayı hacca gönderiyor ya, hiç de aklımızda yok ya. Ama Allah söyletti bunu. Her neyse, o gün geldi. Şimdi öyle olunca biz babamı hazırladık. Rahmetli annem, ben de gideceğim tabii, o da gidecek. Şimdi babam cumartesi gün çıkacak. Perşembe gün babam bir hastalığı düştü yatağa. Hadi bakalım. Neyse, şirketine gidiyoruz o zaman otobüsten. Ben dedim ki eve, ben dedim Konya'ya kadar gideyim, babam o güne kadar bir kendine gelir, ondan sonra da ben dedim. Şimdi çıktık yola, sıra senin, bura benim, hadi bakalım o yanına bu yanına. Babam gittikçe olduğu da kalkamıyor, bırakamıyor. Düştüm peşine, sıra senin, bura benim, hadi bakalım. Nereye? Geçtik biz. Suriye'ye geçtik, bilmem nereye geçtik. Gidiyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Rabbul Alemin bizi tam Beytullah'a götürdü. Oraları babamla beraber gezdik, annemle gezdik, yaptık, geldik. Oraya geldikten sonra ne kadar? Hemen hemen yani 2 ay, 2,5 ay sonra babam zaman geldi, mefat etti. Allah kanı kanını versin. Şimdi Allah kanı kanı rahmet etsin gelmiş geçmişlerimize. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar o zaman herkes komşu hakkına riayet ederdik. Mesela şimdi adam işini bitirememiş. 3-5 kişi giderdi, hemen ona yardım ederdi. İş yapardı, onu kurtarırdı. Öyle öyle geldi geçenlerimiz var. Allah sizden razı olsun. Geldiniz, oturduk, sohbet ettik, beni konuşturdunuz. Allah sizden razı olsun. Adem Aleyhisselam'dan bu ana kadar gelmiş geçmiş mümin müminelere de rahmet olsun. Ebe ecdadımız nur içinde yatsın.
milletimiz, memleketimiz payidar olsun. Rabbül Alemin iki cihanda yüzümüze kara çıkarmasın. Rabbül Alemin bizi nefsimize bırakmasın. Rabbül Alemin kıyamet sabahına kadar gelip gidecek mümin ve müminlerine ruhu şad olsun. Allah'ın hayırlı olsun. Allah tekrarını kısmet eylesin. Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum.